Kesinlikle öyle. Bir virgül koyacağım. Milli takımın kadrosunu sizlerle paylaşalım efendim. Milli takımımızın aday kadrosu açıklandı. Kalede Altay, Mert, Muhammed Şen, Gezer ve Uğurcan Çakır defansta. Abdülkerim Bardakçı, Emirhan Eren, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Orta saha Atakan Karazor sizin de belirttiğiniz gibi yeni çağrıldı. Hakan, Çalhanoğlu İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu ve Okun Kökçü, Forvet Hattı'nda Ahmet Kutucu, Arda Güler, Barış Alper, Bertu Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy ve Yunus Akgün şeklinde aday kaldığımız. Tabi burada yıldızını parlatan isimler var. Avrupa'da Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, diğer taraftan Kenan Yıldız da çok iyi gidiyor. Arda Güler, Real Madrid'de son maçında pozisyonlara girdi, kaçırdı hatta Ancelotti neden oynatmadı dendi. Salih ee, yok değil mi? Salih, Salih Özcan yok. yok. Ahmet Kutucu Eyipspor'dan geldi. Spor'un geçmişinde milli oyuncu var mı? Yani Eyipspor'da oynarken milli tekme giden oyuncu var mı? Bir bakalım arkadaşlar da baksınlar ama benim hatırladığım yakın dönemde yoktu. Ape Spor'dan milli takıma giden ilk oyuncu yani bana çıkıp Caner nerede mi çünkü Eyüp Spor'da oynarken milli takıma giden oyuncu. Onun ötesinde Yunus Akgün tekrar döndü. Evet o da Atakan performansıyla... Karazor ilk defa forma giyecek. Samet Akaydın'ı yani Ali Koç milli takım yapsa alır mı çok endişeliyim. Ali Koç yapar mı milli takımın teknik direktörlüğünü çok endişeliyim yani. Bilmiyorum. Semih de yine e, forvet hattında ama o da çok fazla forma şansı bulamayan isimlerden bir tanesi. Yani, taarruz oluyor sonra. Büyük taarruz oluyor. Efendim Semih'i niye almadık? Onu yapmadık ama Büyük taarruza karşı tutun. Evet Stuttgart kaptanı Çağatay da yazmış. Şimdi Atakan Karazor. Ameliyat Futbol Takımı davetine. Ameliyat Futbol ilk kez davet edildi. Ahmet Kutucu 4 liradan sonra aday kadroya çağrıldı. Yunus Hakkın geri döndü. Çağatay'a sorsanıza. Eyüp Spor'dan daha önce yani geçmişte Eyüp Spor Süper Lig'de olduğu dönemde ya da Eyüp iyi olduğu dönemlerde hiç milli takım oyuncu çağrılmış mı acaba? Ben onu merak ettim. Ahmet Kutucu Eyüp tarihinin iyi ki olabilir diye düşünürüm. Ee, Eyüp yokmuş. Yok muymuş? Yokmuş. Yani ilk defa Eyüp Spor'dan da böyle bir milli takıma oyuncu geliyor. Evet o da önemli. Evet Ahmet Kutucu da Arda Turan Hoca'nın bir armağanı olarak görebilir. Bertu fena gitmiyor. Barış Alper Yılmaz da Semih Kılıçsoy da artık onlar milli takımın oyuncusu olarak bakılıyor. Amil takımına da bak eleştiri yapmak zaten bizim mesleğin en temel konularından biri kutsal haklardan bir tanesi. Fakat hocaya işini öğretmek. Geçen sene Arda Güler'e oynatmıyor diye Angelot diye işini öğretmek. Şimdi Mourinho gibi, Ancelotti gibi insanlar eleştiriye kapalı olamazlar. Eskilerin deyimiyle e, eleştiriden münezzeh değillerdir. Ama biz bazen hakikaten adamları işini öğretmeye kalkıyoruz. Ben bütün teknik direktörlerle gerek basın toplantısında gerek özel yaşamda bir araya geldiğim zaman sormaya çalışırım. Mesela i̇şte, sevgili Serkan Reçber ve Sami Uğurlu Hoca ile çarşamba günü Kasımpaşa tesisinde bir sohbet gerçekleştirdik. Aklıma almamıştı benim. Niye Galatasaray maçında Haris Hayredinovic'i sol çizgiye mahkum ettiklerini? E bana verilen cevap tatmin etti. Ben burada sordum ya ben olsam oynatmaz mı dedim. Sonra bana cevap verdiler. Şimdi o cevabı paylaşmaya izinlerim yok ama ben soru sordum ve cevabını aldım. Ama biz e, herhalde bu mesleğin insanlara üretmiş olduğu bu egosantrizm nedeniyle ahkam kesmeye çalışıyoruz. Ve karşımızdaki insanın Mourinho olduğunu unutuyoruz karşımızdaki insanın Guardiola, Klopp ya da Angelotti tarzı adamlar olduğunu unutuyoruz. Tekrarlıyorum eleştiri yapmak başka bir şey. Ben olsam Sami Uğurlu hocanın yerinde sol çizgide Hayradin işte başlamazdım. Nokta. Bu benim görüşüm. Ama sonra gidip sorunca bana verilen cevaptan tatmin oluyorsun. Ama... önce sor diyeceksin önce sormadım çünkü ah maç başlayınca gördüm Aris yönetim için sorun olduğunu ya yani soramazdım yani. Ahkam kesmek başka bir şey tabii ki ama basın mensuplarının e, soru soruyor olması yani bazı sorular şöyle soruluyor bizde maalesef önce e, yorum yapıyor e, gazeteci arkadaşlar. Sonra da böyle mi diye soruyor. Yani bu soru değil tabii ki. Burada zaten amaç soru sormak da değil ama bazı sorular e, gerçekten hani Merak ettim. Merak ettiği için e, soruyor ve bu soruyu da hani Jose Mourinho bu sorular sorulmaz diye bir kaide yok herhalde. Yani o belki biraz fazla mı kişisel algılıyor acaba? E, sen bana iş mi Türkiye'de diyor. Ya, evet ama soru sormak iş öğretmek değil. Hani, bunu böyle mi yapacaksınız? Şöyle mi yapmalıydınız? Ne düşünüyorsunuz? Dünkü galiba soru e, ee, rakibin sol Fenerbahçe'nin sağ tarafından çok geleceklerini görmüyor musun kardeşim? Sen nasıl hocasına geldi galiba öyle algıladı ya da o soruyu. Ama bu ee, tarz şeyler tabii farklı. Türkiye Cumhuriyeti basın toplantıları tarihinin en kısa sorusunu ben sordum şeye, Okan Hoca Yeni geçen bir sene önce. Hocam iyi akşamlar. Esne vermedim. Hı hı. Sergio da gelecek sezon planlarınız arasında yok mu? 4 saniye. Yani saniyeydi. bu bir soru, bunu bir <laughs> teknik direkt cevap vermeli diye düşünüyorum açıkçası. <laughs> bu arada yani. Fenerbahçe'nin 7'si lig 6'sı, tabi 7'si lig 6'sı Avrupa Kupası'nda olmak üzere 13 maçı var dedik ya. Hı hı. Samet Akaydın hiçbirinde tek dakika bile forma giymemiş. Ve evet. milli takımda. Montaya ne düşündü bilmiyoruz o konuda. Şimdi tamam başta Mustafa hocamız olmak üzere pek çok hoca kendi takımlarında az şans bulanları elbette ki oynatır ve buna milli takımda saygı duyulur da hı hı. sıfır dakika yani. Bir de şunu soracağım. Samet Akaydın idmanla mı izledik kaldık yani? Dün akşam Rıdvan Hoca'nın söylediği Mourinho ve Fenerbahçe ile ilgili belki Fenerbahçe'nin oyunu çok mutlu etmiyor Fenerbahçe taraftarını ama Mourinho böyle bir hoca. Bilmeden mi aldık? Bu paketi biz bilmiyor muyduk? Mourinho paketini alırken bu paketi biliyorduk. Mourinho paketini alırken bu ayrıntıyı bu ayrıntı bile değil bu büyük yapıyı biliyorduk biz. Ee, bu arada bir milli takım haberimiz varmış. Ee, gençlere Mandıralı, Hami Mandıralı biliyorsunuz Foto fotomaç gazetesinde ee, milli takımlarda e, TFF genç milli takımlar teknik koordinatörü oldu. Ee, tebrik edelim, hayırlı olsun diyelim. Yeniden TFF bünyesine dönmekten dolayı memnuniyetini ifade etti. Milli takım ve Trabzonspor'un efsane golcüsü Ami Mandıralı. Burası bizim kalbimiz, ruhumuz, ailemiz, yuvamız. Hayatımızda milli takımdan önemli hiçbir şey yok açıklamasını yaptı. Biz de dün hatta Hamdi Hoca'yı arayacaktık bir bağlantı yapmak için başka bir çok konuda. Sonra mi? bir anda çok bu açıklandı bir daha ulaşamadık. Çok geç artık ulaşamazsınız. Ee, evet, artık federasyondan geç... izne tabi konuşmaları. Ee, aynen öyle. Oğuz Hoca'yı alırsınız artık.